Merhabalar arkadaşlar, ben veteriner Ahmet Mert. Yine bir hasta ziyaretindeyiz. Müşterimiz bizi aradılar. Hayvanda özellikle bir bölgesinde şişme olduğunu. Bununla da ilgili bilgi aldıktan sonra şu an ahıra doğru geliyoruz. Yeni yeriniz hayırlı olsun. Sağ ol. Vallahi burayı ilk defa görüyorum ha. Gelmemişim ya. Biber bile ekmişsin şu karşıya. Sügerler. Bunlar ekledik. Bunlara geçen kök dedim. Evet. 3 gün hastalığı geçirdin mi bu? İlk bu geçirdi. Önce bu geçirdi, sonra da bunu. Biz bunun testini sandık. Daha hayvan ne yürüyebiliyor? Buranın beton döktün ama burayı beton düzgün dökememişsin ya. Ya kürtane döktün, hiç de güzel dökmedi. Her yerine karadan dolu paket taşlardan koydum. Şimdi tekrar orayı söküp tekrar bir daha dökmen lazım. Buna ne olmuş? Bunun da ayaklarından problem var. Geçen de bir şey aldım, o da bitti. Ayaktan problem var. Ayakta problem var bunun. Bak orada var. İşte tırnağında problem var bunun. Tırnağından mı atıyor oraya? Tabii. Tırnaktan kalkamıyor hayvan. He. Kalkamayınca da bir taraflı yatıp kalkıyor. Ay. Sürekli aynı yere yatınca da orayı yara yapıyor. Bilmem ben. Onun yerini de değiştir. Yeri de ters köşede onun. Onu bence ortaya al. Allah. Evet. Hayvan çok etliymiş ya. Çok etliydi. Bu boğa gibiydi. Boğa gibiydi. Çok etliymiş. Çok. Gebelik durumu ne bunun? Doğum. Doğurdu. Yeni doğurdu. Yeni mi doğurdu? Ya, Temmuz'un 7'sinde işte. Hani şiştiği noktalar neresi? Diğer tarafa canım. Şiş noktalar dediler ya. Şiş, bu yanda. Şiş bölgesi. Şiş var gibi geliyor bana. Ya Doğuz ne yiyor da şey. İştahtan nasıl doğuyor? Midesinde şey yapalım. Mide dönmesi, obamazm deplasmanına da bakalım. Ne zaman doğurdu bu hayvan? Temmuz'un 7'sinde. Ahmet sana da hep hasta oldu sizin. Şey yok mu uzun? Bu sabah mı gördün? He. Bu sabahlık bir olay değil ama bu. Biliyorum, ben daha yeni fark ettim. Sert bu. Ha ne yol? Ya muhtemelen ya bulunduğu yerde darbe almıştır. Saçmış mıydınız Emre? Başka bir hayvan vurmuş olabilir buna. Nasıl dedin? Satmış mıydınız? Yok, atmadı. Hem başından tuttu. Şu bir ateşini bir ölç bakalım şu hayvanın. Bir ateş, ateşi yüksek gibi geliyor bana. Duruşu kambur duruyor. Yani yürüyemedi galiba. Tırnağında da. Başına doğumu yani kendi başına doğurduğu şey. Yani. Çok uysal bir hayvan. Yani tipini görünce insan korkar. Ama evet. Allah esirgesin. O topal hani inek vardı ya abi. Onun danası. Onun hani danası. Tırnak davası vardı ya. Onun danası. Bak hele. Ben ne dedim sana? Şey atacağınız mı? Ateşi vardır. Sana dedim ya yüksek ateşi vardır diye. Acaba ikinci defa 3 günü mü geçiriyor? Ne zaman başladı bunun bu problemi? Ya bu çoktan beri var. Kaçıncı ilaç yapıyorsun? Hocam 42.8. Ne? O rakam doğru mu ya? 43. Hayatımda ilk defa 43. Bir ateş gördüm. Yani şeyde online dayanıyordum. 43'ü ben ilk defa gördüm veteriner hekim hayatımda. Bir daha ölç bakalım bir yanlışlık var mı? Evet, ömrü hayatımda ilk defa 42.8'i ben görüyorum. İlk defa. Ben de ilk defa gördüm. Tam dokundurmuyor mu? Tam dokunduruyorum. Niye çıkmadı? Termometre. Bir daha çıkart. Çok içeriye sokman gerek yok ha. O noktada tut. Evet. Bak çok hızlı derecede yükseliyor. Hayvan ya. 39.5 oldu. Dereceden problem var. Bir derecede problem var. 39.7 40 oldu. 40'a geldi. Çünkü 43'ü ben görmedim yani. Hocam havale geçirdim şu an hayvan. Aynen. Şuuru bile yanından olmuş. 39.8. Yani 40 derece diyebiliriz. Hı hı. Değil mi? Aa, nasıl oldu o 43? He? Saniyelik bir hatadır. Allah. Evet. Tut bakalım şu kamerayı. Ver bakalım şimdi midesini dinleyin. Pislemesini yapıyor mu? Yapıyor, çok az yani. Az mı yapıyor? He. Suyu da çok az içiyor. Yiyor mu ikliması? He. Yem, 2-3 günlük yemi duruyor. Öbürlerinin önüne paylaştırıyorum sonra. Dur bebeğim, dur. Böyle bir deplasmanla gözlemliyor. Ses almıyor. Bura ne ya Ahmet? Kalbini dinliyor. Yok yok, o şiş yer ne? He. Darbe almış oradan daha önce ya. O sert. Yani hapse mi yapmış, ne olmuş bir şey? Aha, sert daha önce. Ya birbirlerini tuttular. Dur be. Hanım yavaş konuş. Şey dinliyor.